Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, dolar TL kurunda 6.80 desteğimiz önemli. 6.80 desteği üzerinde dolar TL kuru tutunmasına devam ettiği müddetçe yukarıda 7 ve yukarısını zorlayabilir bir kur görebiliriz. Maalesef yapılan swap anlaşmaları da dolar TL'nin yukarı yönlü akışını durdurmaya yetmedi. Biliyorsunuz ilk gelen swap haberiyle birlikte dolar-tl kurunda 6.68-6.70 civarına kadar bir geri çekilme yaşanmasına rağmen dolar-tl tekrardan 6.68 civarından imelenerek yukarı yönlü hareketine devam etmeye başladı. Şimdi bizler için yapılacak en güzel takip yöntemi şurada 6.80 destek bölgesini takipte kalmak arkadaşlar. Yani 6.80 önemli destek bölgemiz. Bu destek aşağıya yönlü kırılmadığı müddetçe dolar TL'de ikinci önemli destek noktamızda direnç noktamızda 6.87 bölgesinde bulunan diğer direnç bölgemiz olarak gözükmekte. Dolar TL kurunda yukarıda beklentimiz yani bizim hedef bölgemiz olarak şu an için 6.97 civarında bulunan direnç bölgesi gözükmekte arkadaşlar. 6.87 üzerinde gene bir 6.91'de direnç bölgemiz var. Bant olarak düşünebilirsek de 6.80-6.97 bant aralığı dolar TL kurunda takip etmemiz gereken önemli bir bant aralığı olarak gözükmekte bizler için. Şuradaki 6.80 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolarda hedefimiz kısa da 6.97 gibi gözükmekte arkadaşlar. Bu hedefimiz hala geçerliliğini korumakta. Şurada gördüğünüz arkadaşlar sıkışma hala devam etmekte dolar TL kurunda. Bu sıkışmanın yukarı yönlü kırılacağı tahminimiz geçerliliğini hala korumakta. Aşağıda dediğim gibi 6.80. Yukarıda da 6.87 direnci ve hedef noktamız olarak da 6.97 bölgesi dolar-tl kurunda bizler için takipte kalmamız gereken en önemli seviye olarak göze çarpmakta. Stokastik indikatörüne de baktığımız zaman arkadaşlar stokastik indikatörümüz de günlükte hala al pozisyonunu korumakta devam ettirmekte. Şurada görüyorsunuz stokastik indikatörümüz de hala yukarı yönlü hareketine devam etmekte. Haftalık bazda da baktığımız zaman arkadaşlar hareket iyice sıkışmış ve üçgen içerisinde yukarı yönlü hareketin devamının geleceği yönünde gözükmekte. Dediğim gibi arkadaşlar yukarı yönlü 6.87'nin kırılması durumunda yukarıda bizi 6.91 ve hedef noktamız kısadaki 6.97 seviyesi beklemekte. Yukarıda 6.97'de önemli bir direnç ile karşılaşacağı beklentim dahilinde dolar-tl kurunun. Fakat bu 6.97'de yukarı yönlü kırılırsa arkadaşlar bu sefer gedili seviyelerin yönü dolar-tl'de iyice yukarı yönlü açılacaktır. O yüzden dolar-tl'de şu an pozisyonlarını korumakta fayda var arkadaşlar. Yukarı yönlü pozisyonlarımızı hala devam ettirmekteyiz. Şimdilik dolar kuru ile ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Beni takipte kalın. Gün gün dolar, altın, gümüş hepsinin yorumunu yapacağız arkadaşlar. Bunları grafik üzerinde takipte edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica
ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.